أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأشوّد أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد الأول الله والآخر الله والظاهر الله والباطن الله فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله ومن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين واجعل يومنا خيرا من أمسنا وغدنا خيرا من يومنا هذا ولا تخرجنا من الدنيا إلا مع الشهادة والإيمان آمين يا أرحم الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين صدق الله العظيم Muhterem kardeşlerim, insanlık var olalı beri hakla batılın mücadelesi de hep vardır ve devam etmektedir. Allah Celle Celaluhu hakla batıl arasındaki mücadeleyi aralarında döndürüp durmaktadır. Belki zaman zaman hakkın taraftarlarının zaafa uğradığı, hakkın taraftarlarının sıkıntıya düştüğü, gerilediği anlar olmaktadır. Ama akibet müttakilerindir. El-Hakku ya'lu ve la yu'la aleyh. Hak hep üstündür. Asla mağlup olmaz. Ve üstün olmaya da devam edecektir. Bizim içerisinde bulunduğumuz bu asır ya da bizim kuşağımız zamanında ümmetin hep çile ve sıkıntısını gördük. Hala da görmeye devam ediyoruz. Devam etmekte olan bir ümmetin baharı var. O da nasıl olacak çok belli değil. Dışarıdan içeriden bütün güçler gizli aşikar bu baharı bulandırmaya, baharın ilk bahar değil de son bahar olması için mücadele ediyorlar. İlk bahardan sonra yaz var, meyvelerin devşirileceği, insanların mutluluğa, felaha, refaha ulaşacakları zaman.
Ama sonbahardan sonra kış var, daha şiddetli, daha zorlu zamanlar. Allah Celle Celaluhu ümmetin baharını ilkbahar eylesin. Ve bu baharın sonbahar olması için mücadele eden bütün güçlerin dolap desiselerini kendilerinin aleyhine çevirsin inşallah. Muhterem kardeşlerim, iman edenler olarak biz bileceğiz ki bizim Allah'a kulluğumuz tam oldukça, biz Allah'ın yardımını hak ettikçe Allah'ın yardımı muhakkak gelecektir. İnsanlık tarihi boyunca biz bu yardımı yaşayarak net bir şekilde hep görmekteyiz ve görmeye de devam edeceğiz. Okuduğum ayet-i kerime, ayetler Ali İmran suresi 122 ila 127. ayetler. Kısaca mealen şöyle buyuruyor Allah Celle Celaluhu: hatırla ki ey Muhammed, sizden iki grup cihattan vazgeçmek, ayrılmak, dağılmak istemişlerdi. Onların velisi, yardımcısı Allah'tır. Müminler sadece Allah'a tevekkül eder, ona dayanırlar. Şüphesiz ki Allah, siz zelil bir halde iken Bedir'de size yardım etmişti. Allah'tan korkun ta ki şükredenlerden olasınız. Hatırla ki ey peygamber, sen o zaman müminlere diyordun ki Allah Celle Celaluhu'nun 3000 melekle sizi takviye etmesi yetmez mi diyordun? Evet, eğer siz sabreder ve müttaki olursanız, Allah'tan hakkıyla korkarsanız ve düşman aniden baskın yapsa, üzerinize çıka gelse, Allah Celle Celaluhu 5000 nişanlı melek, belli alametleri olan, seçkin birlikler olan 5000 melekle Allah sizi takviye eder. Allah Celle Celaluhu bu yardımını ancak size bir müjde ve kalplerinizin mutmain olması için böyle binler, 5000'ler göndermiştir. Yardım ancak aziz ve hakim olan Allah'tandır. Kafirleri kahretmek, onları buzguna uğratmak için, onları yok etmek için ve onların husrana uğrayanlardan olması içindir bir de Allah Celle Celaluhu'nun bu yardımı. Ayetler devam ediyor. Muhterem kardeşlerim, bu ayet-i kerimeler Allah Celle Celaluhu'nun Bedir Savaşı'nda müminlere yardımından bahsetmektedir. Allah'ın müminlere yardımı değişik zamanlarda hep ola gelmiştir. Ve Kur'an-ı Kerim'in birçok yerlerinde de bu müjdeler tekrarlanır. Neden? Çünkü biz insanoğlu zayıf varlığız. Sıkıntıya gelemiyoruz, zorluğa gelemiyoruz. Sıkıştığımız zaman zaafa uğrayabiliyoruz, dönebiliyoruz, ayaklarımız kayabiliyor. İşte Allah Celle Celaluhu azim ve sebata devam etmemiz için Kur'an-ı Kerim'de bu müjdeleri tekrarlamak suretiyle zihinlerde tazelenmesini irade etmektedir. Allah-u Teala şüphesiz ki Bedir'de siz zelil iken Allah size yardım etti buyurmaktadır. Biliyorsunuz Bedir'de Müslümanlar 300 kişi, kafir ordusu 1000 kişi idi.
Esasen hangi savaşa bakarsak bakalım, genelde fiziki güç olarak düşman İslam ordusundan kat be kat fazladır. Uhud savaşı da böyledir. Müslümanlar 700 kişidir, kafirler 3000 kişidir. Müslümanlarda iki tane at var, müşriklerde 200 tane at var. 200 kat. Müslümanlarda 70 tane deve var, kafirlerde 700 tane deve var, 10 kat. Ve insan gücü olarak da 5-6 kat fazlası. Fakat bununla beraber Allah Celle Celaluhu yardım ettiği müddetçe müşrikler perişan olmuş, zelil olmuşlardır. Bedir'de de böyle olmuştur, Uhud'da da böyle olmuştur. Uhud'un iki tane yönü var. Bir kesin zafer yönü, biri de kesin hezimet yönü. Tam buna mukabil bir de Huneyn savaşı var. Huneyn savaşında da iki yön var. Biri kesin yenilgi, ondan sonra zafer. İslam ordusu açısından düşündüğümüz zaman enteresandır. Huneyn savaşında ilk defa Müslümanların sayısı kafirlerinkinden fazladır. 12 bine 8 bin olduğu rivayet olunur ya da başka sayılar, çok önemli değil. Ama Müslümanların sayısı sadece Huneyn savaşında müşriklerinkinden fazladır. Enteresandır bu iki savaş, hakikaten ibretlerle doludur. Çok büyük dersler var. Huneyn savaşında Müslümanlar kendi güçlerine güvenirler. Epeyce bir kısmı, İslam'da yeni olanlar vardır içlerinde, bugün kimse bizim sırtımızı yere getiremez havasındadırlar. 12 bin kişiyiz biz. Kafirlerden bugün sayımız daha fazla. Onların üçte biri çeyreği olduğumuz kadar onları çil yavrusu gibi dağıtıyorduk. Bugün sayımız onlardan daha fazla. Onları perişan edeceğiz diye düşünüyorlardı. Ama kendileri perişan oldular. Allah Celle Celaluhu öyle düşünen müminlere bir ders veriyordu. Siz benim yardımıma değil de gücünüze güveniyorsunuz, öyle mi? Siz bana değil de bileğinize güveniyorsunuz, öyle mi? Siz benim rahmetime, merhametime değil de silahlarınıza sığınıyorsunuz, öyle mi? Alın bakalım, hadi nasıl yeniyorsunuz, yenin bakalım dercesine onlar perişan olmuş, darmadağın olmuşlardı. Resulullah aleyhissalatü vesselam çok sıkıntıya düşmüştü. İbn Abbas'ın da yardımıyla ya da başka bazı sahabelerin de yardımıyla bir kayanın üzerine çıkmış, ya ashab-ı şecere diye çağırıyordu. Ey Rıdvan beyatını yapanlar, ey ağacın altında Resulullah aleyhissalatü vesselama beyat edenler, nereye kaçıyorsunuz? Ben Abdullah'ın oğlu Muhammed'im, ben Allah'ın peygamberiyim diyordu. Ashab-ı şecere, 1500 sahabi Hudeybiye'de ağaç altında Resulullah aleyhisselama ölümüne beyat etmişlerdi. Silahsız olarak gittikleri halde sadece umre niyetine, müşrikler ordu kuşanmış üzerlerine yürümüşlerdi. Onlar ne olur ne olmaz diye savaş hazırlığı yapmış ve ölümüne Resulullah aleyhisselama beyat etmişlerdi. Ya Resulallah, sana söz veriyoruz, sana beyat ediyoruz. Ölürsek de dönmeyeceğiz senden emir gelmedikçe diye. İşte Huneyn savaşında o ashab-ı şecere bu nidayı duyar duymaz silkelenip geri dönmüşlerdi. Silkinip geri dönmüşlerdi. Ne yapıyoruz biz? Nasıl olur da Allah'ın peygamberini arkamızda bırakıp kaçarız diye geri dönmüşlerdi. Bir avuç insandı geri dönenler belki. Ama onlar Allah'a güvenenlerdi.
kendi fiziki güçlerine, bileklerinin güçlerine değil, silahlarına, sayı çokluğuna değil, Allah'ın yardımına güveniyorlardı. Ondan sonra hezimet zafere dönüştü. Huneyn Savaşı'nda bakınız. Ama Uhud'a geliniz, Uhud'da bunun tam tersi olmuştur. Uhud'da savaşın ilk anı tam bir zaferdir. Biraz önce bahsettiğimiz fiziki şartlar açısından İslam ordusu çok zayıf olmasına rağmen. Niçin? Çünkü savaşın seyri Allah ve Resulünün emrine göre yürümektedir. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam okçulara demişti ki, bakınız benden emir gelmedikçe ha bu tepeyi terk etmeyeceksiniz. Kesin zafer kazandığımızı görseniz de, kesin hezimete uğradığımızı görseniz de, hatta naaşlarımızın, cenazelerimizin üzerinde kartalların deveran ettiğini, uçtuğunu görseniz de benden emir gelmedikçe ayrılmayacaksınız diye döne döne tembih etmişti. Allah Resulü Aleyhisselam'ın bu kadar sıkı bir şekilde tembih etmesi hakikaten boşuna değil. Adeta olacaklar Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a ilham olunmuş ve Efendimiz Aleyhisselam tembih üzerine tembihte bulunmaktadır. Ama biliyorsunuz okçular yerlerinden ayrıldılar. Baktılar ki müşrik ordusu kaçışıyor, dağıldı. İslam ordusu yer yer ganimetleri cem etmeye, toplamaya başladı. Onlar dediler ki biz de ganimetlerden biz de pay alalım, biz de gidip toplayalım dediler. Ondan sonra orada sadece 16 tane okçu kalmıştı. Halid bin Velid mahiyetindeki süvarilerle arkadan dolanarak İslam ordusunu iki ateş arasında bırakmış ve maalesef kesin zafer olan savaş kesin hezimete dönüşmüştü. O küçüklerle ilgilenelim arkadaşlar, ses gelmesin. Kesin zafer kesin hezimete dönüştü. Huneyn'de kesin hezimet zafere, Uhud'da kesin zafer hezimete dönüştü. İkisini karşılaştırdığımız zaman ikisinin kesişim noktası Allah ve Resulünün emrine ittibadır. Allah'a teslimiyet, Resulullah'a teslimiyettir. Allah'a teslimiyet hezimeti zafere dönüştürüyor. Allah'a teslimiyet ya da Resulullah'ın emrini terk etmek, Allah'a teslimiyeti terk etmek ya da Resulullah Aleyhisselam'ın emrini terk etmek kesin zaferi hezimete dönüştürüyor. İşte muhterem kardeşlerim, bugün ümmet olarak biz halimize dönüp bakalım. Evet, bizler Batı'nın elinde bulunan süper silahlara sahip değiliz. Teknolojide onlar bayağı ileride. İnsan gücü olarak çok önemli değil bugünkü savaşlarda, biliyorsunuz insan gücü daha fazla silah ve teknoloji konuşuyor. Bunu kıyasladığımız zaman karşı tarafın gücüyle kıyas mümkün değil. Ancak kesinlikle bugün ümmetin zilletinin sebebi Allah ve Resulünün emrine teslimiyetinin terk edilişidir. Allah'a kulluğun hakkının verilmemesidir. Yoksa Allah'ın melekleri ölmediler. Hepsi duruyorlar. Bir ara medrese talebeleriyle siyer dersi yapıyoruz. İşte Bedir Savaşı, Uhud Savaşı. Talebenin bir tanesi sordu. Hocam dedi, biz Bedir'i okuyoruz, Huneyn'i okuyoruz. Bu okuduğumuz ayet-i kerimeler de ifade ediyor ki bin bin melekler inmişler.
İslam ordusuna yardım etmişler ve İslam ordusu zafere kavuşmuş. Şimdi niçin ümmet bu haldeyken yardım gelmiyor? Ben daha tefekkür ederken ne cevap vereyim diye düşünürken oradan dersteki bir arkadaşı dedi ki hocam izin verirsen ben buna cevap vereyim. Dedi ki Allah'ın melekleri yine geliyorlar yardım etmek için. Ancak yukarıdan bakıyorlar kim Müslüman kim kafir ayırt edemiyorlar geri dönüyorlar. Güzel bir cevaptı. Biz ümmet olarak o hale geldik ki kafirlerden çok fazla bir farkımız kalmadı. Giyim kuşamda kızlarımızın, gelinlerimizin kafirlerden çok fazla bir farkı kalmadı. Genç oğlanlarımızın yine giyim kuşamda olsun, saç stillerinde olsun, bıyıklarını kazımada olsun, sakallarını kazımada olsun onlardan çok farkımız kalmadı. Şöyle diyebilirsiniz hocam ya Müslümanlık bıyıkla sakal mıdır falan bu da tartışılır. Ama şunu net olarak biliyoruz ki kesinlikle kisve insanın dış görünümü içerinin dışarıya yansımasıdır. İnsanın iç alemi Allah ve Resulüne teslim ise bu dışarıya da o şekilde yansımaktadır. Alışverişimize bakalım, kazancımıza bakalım, ticaretimize bakalım, komşuluklarımıza bakalım, akrabalıklarımıza, arkadaşlıklarımıza bakalım. Batı ne kadar kapitalistse biz o kadar kapitalist. Batı ne kadar dünyaya dört elle sarılıyorsa biz o kadar. Batı ne kadar dünyaya haşa tapınırcasına teslim olmuşsa biz de oraya doğru gidiyoruz. Henüz o seviyede olmasak da oraya doğru gidiyoruz. İşte onun için Allah'ın melekleri geliyorlar. Geliyorlar ama yukarıdan bakıyorlar kim Müslüman kim kafir. Kim Allah'ın yardımını hak eden Allah'ın erleridir? Hangi toplum sahabe misali, tabi'in misali, Allah'ın yardımını hak eden salihler misali müttakidir ve kim de dünyaya ram olmuş, Allah'a taat ibadeti terk etmiş, onun farkını görmüyor ve geri dönüyorlar. Bir espri bu ama maalesef gerçek payı var. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. Bu ayetleri biz günde 40-50 defa tekrar ediyoruz. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. Ya Rabbi sadece sana yardım eder, sadece sana kulluk eder ve sadece senden yardım dileriz. Sadece sana kulluk eder ve sadece senden yardım dileriz. Bu ayetlerin sıralamasına dikkat ediniz. Önce kulluk, sonra yardım dileme. Kulluğun hakkını verme, ondan sonra yardım dileme. Şimdi bazen telefon edersiniz, karşıdan telesekreter şöyle der: sayın o abonemiz, eksik rakam çevirdiniz, lütfen numaranızı kontrol edip tekrar arayınız der. Bizler uzun zamandır İyyâke nesta'in, İyyâke nesta'in diyoruz. Her vakit ellerimizi açınca Allah'a yalvarıyoruz. Ya Rabbi Filistinli kardeşlerimize yardım eyle. Ya Rabbi Suriyeli kardeşlerimize yardım eyle. Ya Rabbi Iraklı, Afganistanlı, Keşmirli, Çeçenistanlı kardeşlerimize yardım eyle. Bosna'da öyle dua ettik, Azerbaycan için dua ettik, başka şeyler için dua ettik. Dua. Ama Allah'ın yardımı olmuyor değil. Fakat olması gereken gibi de olmuyor. Adeta Allah'ın yardımla görevli melekleri bize şöyle diyor. Telesekreter misali bila teşbih. Ey Allah'ın kulu, eksik söyledin. Önce İyyâke na'budu de, sonra İyyâke nesta'in de. Önce Allah'a kulluğun hakkını ver. Ondan sonra da ya Rabbi senden istiyorum de. İşçi gider fabrikada çalışır, ondan sonra ücreti hak eder ister.
Öğrenci çalışır, ondan sonra not hak eder, öğretmen verir. Evlat babasına muti'dir, anasına muti'dir, saygısı sevgisi yerindedir. Anne babası da onu el üstünde tutar. Arkadaş arkadaşa karşı sadıktır, sadakat görür. Komşu komşusuna karşı iyidir, iyilik görür. Kul Rabbine karşı kulsa yardım görür. Eğer biz bugün ümmet olarak yardım görmüyorsak ya da hakkıyla görmüyorsak bunun sebebini kendimizde aramalıyız. Allah'ın yardımı sonsuz. İnnemâ emruhu izâ erâde şey'en yekûle lehu kun feyekûn. Allah'ın işi odur ki bir şey dilediğinde sadece ona ol der ve o da onu verir. Ve izâ kadâ emran feyekûle lehu kun feyekûn. Allah bir şey dilediğinde sadece ona ol der, o da onu verir. İnallâhe alâ kulli şey'in kadîr. İnallâhe alâ kulli şey'in kadîr. Bu ayet niçin Kur'an'da bu kadar tekrar edilir? Allah her şeye kadirdir. Şüphesiz Allah her şeye kadirdir. Şüphesiz Allah her şeye kadirdir. Habire tekrar edilir bu ayet. Allah kudretini izhar ediyor, bize gösteriyor. Ey kulum, ben her şeye kadirim, yeter ki sen benim yardımımı hak et diyor. Onun için muhterem kardeşlerim, biz Allah'ın yardımını istiyorsak Allah'ın yardımını hak etmek için gerekeni yapmamız gerekiyor. İşte bu da Allah'a kulluğun hakkını vermemizdir. Farzları yaşamanın hakkını vermek, haramlardan sakınmanın hakkını vermek, komşuluğun, arkadaşlığın, akrabalığın hakkını vermek, kendi aramızda kardeşliğin, yardımlaşma ve dayanışmanın hakkını vermek, peygambere ümmet olmanın hakkını vermek, Allah'a kul olmanın hakkını vermek. Biz bunu yaptığımız zaman ellerimizi açıp İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. Ya Rabbi, ben sadece senin kulunum. Sadece senin önünde eğiliyorum. Sana kulluğumun hakkını veriyorum. Bir vakit namazımı aksatmıyorum. Orucum, haccım, zekatım yerinde Allah'ım. Şimdi dara düştüm. Kapına geldim. Yardım et Allah'ım. Allah yardım etmez mi? Muhterem kardeşlerim, biz ümmet olarak bunları hak etmiyoruz. Biz bu halde olmamalıydık. Biz böyle olmamalıydık. Kendimizi biliyoruz bileli, İslam aleminde habire katliamlar devam ediyor. İşgal var, soykırım var, katliam var, gözyaşı var, feryat var. Kadın, çoluk, çocuk, anne, baba, yaşlı, genç, herkes perişan. Biz kendimizi biliyoruz bileli, iki tane Batı ülkesi arasında herhangi bir savaş oldu mu? Ben hatırlıyorum, ne kadar önceydi, 30 yıl önce diyeyim, Falkland adaları üzerinde Arjantin ile İngiltere arasında bir kavga çıktı. Sadece bir hafta sürdü. İki taraftan ölenler birkaç yüzdü, başka yok. Hemen onu durduruverdiler. İki yıldır Suriye'de kan akıyor. Niçin durdurmuyorlar? Ama Mali'ye çıkarma yapıyorlar. Çünkü Mali'de aparıp götürdükleri, çalıp götürdükleri altın rezervleri hala bitmedi. Uranyum var bol miktarda, atomun ham maddesi, nükleer enerjinin ham maddesi uranyum var bol miktarda Mali'de. Onun için oraya çıkarma yaptılar hemen. Kaşla göz arasında nasıl oldu, ne oldu, ne bitti? Dünyanın haberi bile olmadı. Ama Suriye'ye müdahale etmiyorlar. Suriye'de kanın akmasını seyrediyorlar. Hepsi istiyorlar ki bu kan akmaya devam etsin. Netice itibariyle muhterem kardeşlerim, Allah'ın kudret ve yardımını hatırlamak ve hatırlatmak, Allah'ın kudret ve yardımını anmak azim ve sebatımızı arttırır. Ve bizde şu şuuru yerleştirmeli. Allah'ın kudreti var mı? Var. Allah'ın yardımı var mı? Var. Allah yardım vaat ediyor mu? Evet. Peki neden şimdi bize gelmiyor yardım? İşte orada düşünelim.
Biz bunu hak etmediğimiz için, biz Allah'ın yardımını hak etmediğimiz için. O halde çare nedir? Amerika'ya biraz daha yanaşalım. Oradan insansız hava savaşları alalım. İşte petroid füzeleri alalım vesaire. Almayalım demiyoruz bunları. Fiziki alemde tabii ki tedbirlerimizi alacağız. Ama bizim asıl çaremiz o değil. Bizim asıl çaremiz aziz ve kadir olan Allah'ın yardımını hak etmektir. Biz Allah'ın yardımını hak etmek için çalışmamız gerekiyor. Eksikliğimizi biliyoruz, hatamızı biliyoruz. O zaman bunu telafi edeceğiz. Burada muhterem kardeşlerim, ayet-i kerimeler tabii açık ve net bir şekilde ifade ediyordu. Ne diyordu? Bele intasbiru, sabrederseniz, ve tettekû, Allah'tan hakkıyla korkarsanız. Ne demek Allah'tan hakkıyla korkmak? Allah'ın kulluğun hakkını vermek. Biraz önce bahsettiğimiz farzları yaşamak, haramlardan sakınmak en başta gelir. Ondan sonra düşman buna rağmen üzerinize baskın yapıp çıka gelirse, Allah sizi 5000 melekle takviye eder. Öncesinde diyor ki, hatırla ey peygamber, sen müminlere diyordun ki Allah'ın sizi 3000 melekle sizi takviye etmesi yeterli mi diye soruyordun. Müşrikler de görüyor bunu gözleriyle, müminler de görüyor. Sahabe diyor ki Bedir Savaşı'nda, evet diyor, ben hasmıma mızrak attım ama benim mızrak hasmıma ulaşmadan düşüverdi diyor. Mızrağım düşmekte olan düşmana gitti, saplandı. Aslında benim mızrak onu öldürmedi. Görmediğim bir güç onu öldürdü. Mekke müşriklerinin birçokları diyorlar ki, Muhammed'in adamları aslında bizi öldürmedi. Hiç tanımadığımız beyaz atlar üzerinde, başlarında beyaz sarıklarla hiç bilmediğimiz farklı bir takım ordular geldi, onlar bizi yendi diyorlardı. İşte bu ordular her zaman var. Ama bela in tasbiru ve tettaku, Allah'ın dini üzere azmetmek, sebat etmek, sabretmek ve Allah'ın yardımını hak etmek, Allah'a kulluğun hakkını vermek. Bunu yaptığımız zaman Allah'ın yardımı boldur ve gelecektir. Ve ümit varız. Evet, biz perişan haldeyiz. Ama içimizde gerçekten salih kullar var, buna inanıyoruz. Allah'a kulluğun hakkını veren insanlar var, müminler var, abidler var, salihler var, zahitler var, buna inanıyoruz. Onların hürmetine Rabbimizden yine yardım diliyoruz. Allah Celle Celaluhu bu ümmeti aziz eylesin. Bu ümmetin düşmanlarını zelil ve perişan eylesin. Çünkü bu ümmetin izzeti dünya insanlığının izzetidir. لله الفاتحة